Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum çok şükür. Arkadaşlar burada benim iki tane cam kavanozum var. Daha doğrusu cam saksım var. Orkidelerimi koyduğum cam saksı. Bunlara şimdi sera yapacağım. Menekşe dikeceğim. Bu kare olanı. Tabanlarına biraz taş koydum. Nemi sağlaması için. Şimdi burada güzel bir menekşem var. Onu göstermek istedim size. O kadar güzel açtı ki. Harika gelişim gösterdi. Aynı bu saksıdan burada da var. Ona şimdi dikeceğim. Burada taşa diktiğim menekşelerim var. Sadece taşa diktiğim menekşem bunlar. Şöyle göstereyim size. Harika köklenmişler. Bunları fazla köklerini zedelemeden bunları dikeceğim şimdi. Tarihlerini atacağım. Şu kök sistemini görüyor musunuz? Ne kadar güzel köklenmişler. Az toprak çok daha iyi. Bu taşta şöyle göstereyim taşlarını. Bu taşta yetiştirmek o kadar güzel bir şey ki. Yani spazmım gibi hiç tutmama imkanı yok yani. O kadar güzel tutuyor. Burada gene var bir menekşem. Aynı şekilde bunları da ben bu taşları atmıyorum arkadaşlar. Tekrar kullanıyorum. Yıkayıp tekrar kullanıyorum. Harika. Hiç çürümesi olmamış. O kadar güzel tutmuşlar ki. Burada kaç tane menekşem var? Ona göre saksı hazırlayacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar şunları kenara alacağım. En küçükten başlayacağım dikmeye. Ne kadar çok saksım oldu, saksım olacak görüyor musunuz? Bunları bir de koyacak yer bulamıyorum. Şimdi toprağım burada hazır. Önce şuna dikeyim. Bunu fitili sulama yapacağım. Diğer saksım da bu. Bunun kardeşiydi bu da. Çok güzel bu menekşenin rengi değil mi arkadaşlar?
Bunu da fitilli sulama yaptım. İleriki zamanlarda tabii biraz böyle saksıya doğru kökleri yerleştiğinde fitilli sulamayı alacağım. Bir tane de böyle bir saksıya dikmek istiyorum. Bunları, bu bardakları ben Bauhaus'tan almıştım. Dörtlü dörtlü satılıyordu bu bardaklar. Menekşe dikme amacıyla. Tabanlarını deldim direnç sağlasın diye. Bir tane de böyle küçük hazırlıyorum. Bunu kenara alacağım. Şu köklerini görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bunu diktim. Şimdi bunu şöyle küçüklerden dikeyim, iki tane. Gereksiz yapraklarını alıyorum kenarındaki. Şimdi bunu nasıl sere yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Önce şu tabağımı temizlemem lazım. Şimdi bunu böyle koyabilirim arkadaşlar. Ama bu saksıyı açtığı için buna başka bir çözüm yolu bulacağım. Başka bir torbaya koyabilirim. Şuraya bir tane daha saksı koyabilmem için bir tane daha dikmem lazım. Streç filmden kapatacağım üstünü, kapağını. Etiketini de yapıştırayım. Yoksa unutuyorum daha sonra.
Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu tabandaki taşlara da bol su verdim. Bu nemini sağlayacak. Şimdi streç filmden böyle kapatacağım. 10 gün bunu hiç açmayacağım. Kökler böyle saksıya doğru yayılana kadar hiç açmayacağım. Bunu hazırlamış olduk. Aydınlık bir ortama veya led ışığının altına, camın önüne koyabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomda da öbür saksıyı nasıl yaptığımı göstereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.